İsmail Aksoy'un Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında görev yaparken Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak alınması kararı geçici bir karar dahi olsa ben de irreti uyanırdı. Onu söyleyeyim. İsmail Aksoy'un Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamındaki görevinden geçici olarak alınmasının sebebi kamuoyunun dilinde pelesenk olduğu gibi Karadeniz Ereğli Fen Lisesi Müdürü'nün karıştığı iddia edilen ve skandal boyutuyla bizlere ulaşan gelişmeden dolayı. Falanca okulda, falanca okulun müdürü böyle şöyle yapmış. Bunu yapmış da İsmail Aksoy bunu önleyememiş. İsmail Aksoy ne yapacaktı? Her okul müdürünün evinde güvenlik görevlisini bulunduracaktı. Ne yapacaktı? Öğretmenlerinin ya da müdürlerinin evlerine, yatak odalarına affedersiniz, salonlarını, mutfaklarına, banyolarına gizli kamera mı yerleştirecekti? Ben size böyle anlatıyorum, inanmayın bana, yalan söylüyorum. Çünkü bizi yöneten insanlar bize böyle saçma sapan bir gerekçeyi neden göstererek onlar bize yalan söylüyorlar ve size de yalan söylememizi salık veriyorlar. Bu Milli Eğitim camiasında, Zonguldak'ta, Ereğli'de sizi ilgilendiren, bizi ilgilendiren, elleri öpülesi öğretmenlerimizi ilgilendiren bütün gelişmelerde maalesef yerel siyasetin kirli, pis elleri var maalesef. Bunu üzülerek söylüyorum, üzülerek. Buna isyan ettiğim için de babamın oğlu olmayan, belki yılda sadece iki kere görebildiğim İsmail Aksoy'u korumak istiyorum, korumaya çalışıyorum. Benim haddim mi? Değil. Aslında ortada temel bir tane hedef var. O hedef mevcut Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan'ı görevden almak. O asıl hedefin altında da ara ara katmanlar var. O katmanlardan bir tanesinde de gene bizim yerel iktidar siyasetçiler var. Onların amacı ne? Bir gün Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamına Adalet ve Kalkınma Partisi Karadeniz Ereğli İlçe Teşkilatı'nın önemli yönetim kurulu üyelerinden birisi olan Necati Akdeniz'in oğlu Sedat Akdeniz'i getirmek. Temel amaç bu. Şimdi Sedat Akdeniz'i Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü yapamadığı için Saffet Bozkurt, AK Parti ilçe başkanıyla Necati Akdeniz'in arası açıldı. Vah anam vah. Necati Akdeniz diyesiymiş ki, vallahi ben senden tek bir şey istedim. Oğlumu ilçe milli eğitim müdürü yapacaksın. Onu yapmadın mı sen bilirsin. Bak önümüzde seçimler var. Ben de sana destek vermeyeceğim diyesiymiş. Zonguldak'taki bazı arkadaşlar, bazı siyasetçiler, onlar da temel amaç olarak Harun Akgül'e esasen Züleyha Avdoğan'ın yerine Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü yapmak istiyorlar. Kafanız karışıyor değil mi? Oğlum Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü yapılmak istenen Harun Akgül. Ne işi var o zaman Ereğli'ye gönderdiler? Söyleyeyim. Onun da Necati Akdeniz ağabeyin oğlu Sedat Akdeniz'in de şu anki halleriyle İl Milli Eğitim Müdürü veya İlçe Milli Eğitim Müdürü olabilmelerine olanak yok. Nitelikleri yeterli değil. Şimdi hedef ne? Hedef biz zaten İsmail Aksoy'u yemek isteyenler var Ereğli'de. Onu da fırsat görerek İsmail Aksoy'u merkeze alalım Zonguldak'a. Yerine Harun Akgül'ü geçici olarak ilçe milli eğitim müdürü yapalım Ereğli'ye. Onu Ereğli ilçe milli eğitim müdürü yaparsak bir de arada bir asaletini çıkartabilirsek onu yakın bir zaman içinde Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü yapmak daha kolay olacak. Züleyha Aldan'ı da gönül rahatlığıyla yiyebileceğiz. İsmail Aksoy'la ilgili sıkıntı ne? İsmail Aksoy'u göreve kim getirdi? Herkesin bunu kurguda kafasında. Siyaset penceresinden baktığınızda İsmail Aksoy'u Fatih Çakır getirdi. İsmail Aksoy'u Fatih Çakır falan getirmedi. İsmail Aksoy'u camianın kendisi getirdi. Fakat arada bir kişinin bu kadar cengaver ve zamanı hızlı kullanan bir şekilde ortaya çıkacağını tahmin etmedi. Hamdi Uçar. Zonguldak milletvekili de siz durun bakayım durduğunuz yerde dedi. Bu işe müdahil oldu. Kimle beraber müdahil oldu? Sevgili iş adamımız, hayırsever, kudretli iş adamımız Akın Tatoğlu'yla beraber. Akın Tatoğlu, Zonguldak valisini ziyaret ediyor makamında. Valilik makamını yapılan bu ziyaretten bir gün sonra İsmail Aksoy görevden alınıyor. Yerine hem Akın Tatoğlu'nun hem de Hamdi Uçar'ın öz hemşehrisi sevgili Harun Akgül Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü oluyor. Tabii Hamdi Uçar Bey Zonguldak valisinin makamında ziyaret edip böyle küçük bir meselede kendisine telkinde bulunmayı gururunu yedirir mi?
yedirmez. Bu görevi, bu şanlı, şerefli, onur dolu görevi sevgili Akın Tatoğlu ağabeyimize veriyor. Akın Tatoğlu da Harun Akgül'ün ilçe milli eğitim müdürü olmasına olanak sağlıyor. Şimdilerde ise kumpanya başka çalışıyor. Şimdilerde temel amaç bir şekilde milli eğitim rayına girdi. Harun birkaç gün Ereğli'de kalsın. Onu biz Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü yapacağız nasıl olsa. Tamam mı? Ama bir şekilde İsmail Aksoy'un asıl görev yeri olan Ereğli'ye dönüşünü engellememiz lazım. Lan bunu nasıl yaparız? Çok basit. Karalarsınız. İsmail Aksoy ve onun döneminde şube müdür yardımcısı olan, şube müdürü olan sevgili Bahattin Girgin hakkında soruşturmalık bir iddia vardı. Efendim, Bahattin Hoca'nın aslında tayini çıkmışmış bir okula. Ama onun tayini çıkmasına rağmen şube müdürlüğü görevine devam etmesini sağlamış İsmail Aksoy. Dolayısıyla da boşuna şube müdürlüğü maaşı almış, boşuna sınav parası falan almış bizim Bahattin Hoca. Çok da kötü adamdır ha. Hırsızdır yani. Öyle ima ediyorlar. Efendim adamla ilgili dilekçeler falan hazırlanmış. Şikayet verilmiş. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilde. Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'na falan. Sayın Kaymakam bu konularda tam bürokrat bir adam. Öyle mi demiş ya, bu adamla ilgili şikayet mi var? Konuyu iletmiş bakanlığa, bakanlık tez zamanında müfettiş göndermiş. Müfettişler burada 3-4 gün çalıştılar. Her şeyi incik mincik ettiler. Kulaklarınızı açın açın. Kulaklarınızı açın. Yapılan o Milli Eğitim soruşturmasında İsmail Aksoy ve Bahattin Hoca ile ilgili sicillerini işleyecek, bırakın sicillerini, bir kınama bile alabilmelerine olanak sağlayacak herhangi bir cezai madde yer almadı sonuç raporunda. Tertemiz çıktılar. Ama zamanla duyduk, bakın adını da vereyim. Fırat Gül diye bir vatandaş. Bu olayın üzerine gitti. Hala şikayette. Ya soruşturma bitti. Bitmiş olmasına rağmen, adamlar aklanmış olmasına rağmen sürekli soruşturmalar gelince de yönetmenlik gereği bu sefer sevgili kaymakam doğru bir şey yaptı. Konunun savcılık makamınca incelenip irdelenebilmesine olanak sağladı. Konu onun için savcılığa gitti. Ama şimdi ne diyor? Ne deniyor? Yazılanlarda, çizilenlerde, tartışılanlarda İsmail Aksoy ve Bahattin Hoca ile ilgili savcılık soruşturma başlattı. Savcılık soruşturma başlatmadı da belki de başlatmayacak. Yönetmenlik gereği müfettiş raporu olumlu olduğu halde ikinci, üçüncü ya da mükerrer sayıda tekrar şikayet olursa aynı konuyla ilgili bu sefer kaymakam mülki idarenin başı olarak savcılığı göreve tabi tutar. Savcılıktan destek ister. Ama Mehmet Yapıcı'nın ellerinden öpüyorum. Bak herkesin önünde. Mahallenin ellerinden öpüyorum. Helal olsun Sayın Kaymakamıma diyorum. Sayın Kaymakam, her şeye rağmen bu kadar iddiaya, bu kadar çamura at izi kalsına rağmen, bu kadar siyasi senaryoya rağmen, yerel siyasetin milli eğitim camiasını sırtından bu kadar vurmaya çalıştığı dönemlerde bile bürokratını ezdirmiyor. Kapı gibi arkalarında duruyor. Onun için de ellerinden öpüyor. Bu milli eğitim camiasını karalamak adına Üçler Sarıkaya ile ilgili dahi ortaya atılan iddiaları günah buluyorum. Bak günah, günah diyor. Günah buluyorum. Şimdi Üçler Sarıkaya ile ilgili deniyor ki mesela İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine alınmış. Bilmem şube müdürü yapılmak isteniyormuştu. Ama FETÖ'cü olduğu kanaatiyle hakkında soruşturma açılmış. Görevden uzaklaştırılmış falan. Bakın insanları ben ne kadar açık söylüyorum. İnsanları günahınız kadar sevmeyebilirsiniz. Ama iftira atamazsınız. Benim bile belki bir musalla başından yan yana safta durmayız dediğim Üçler Sarıkaya o FETÖ soruşturmasından aklandı. Yani oradan da kimseye malzeme çıkmaz. Oradan da kimseye ekmek çıkmaz. Bak beni düşman olarak bilen bir insanın dahi hakkını korumaya çalışıyorum ben. Mesela deniyor ki efendim şu eski ilçe milli eğitim müdürü var ya Karadeniz Ereğli'nde. Eski değildi aslında. Geçici olarak dediğim gibi Zonguldak'a alındı. Efendim kızını TED Koleji'nde burslu okuttu. Vay be. Demek ki ilçe milli eğitim müdürü olan insanlar çocuklarını TED Koleji gibi müstesna okullarda burslu okutuyorlar. Okuturlarsa ne olur? Haksızlık olur, usulsüzlük olur, kanunsuzluk olur. Zaten TED Koleji Vakfı da gerizekalı insanların yönettiği bir vakıf yani. Tabii. Yani tehdide boyun eğerler, şantaja boyun eğerler falan filan. Öyle. Efendim. Ama işte sizler de bilmezsiniz. Sevgili İsmail Aksu'nun çocuğu mesela
TED projene hangi tarihte kaydolmuş? Bilir misiniz sizler? Allah aşkına. Ha bilmiyorsanız ben söyleyeceğim çünkü. Öyle deniyor yani. İsmail Aksoy'un çocuğu TED Koleji'nde okumuş. Burslu olarak hiç para vermemiş İsmail Aksoy. Günah ya. İsmail Aksoy'un kızı Yağmur. Tam 4 sene 2 ay önce TED Koleji'ne kaydoldu. Çocuk okulda mezun oldu. Lise hayatı bitti. Eskişehir'de üniversitede okuyor şimdi. Bildiğim kadarıyla eczacılık okuyor çocuk. 4 sene 2 ay önce. Peki neden burslu okudu? Yani babası ilçe milliyetin müdürü olduğu için mi? Yok, o zaman ilçe milliyetin müdürü değildi zaten İsmail Aksoy da. Öyle kabul ediyor bazı arkadaşlar. İsmail Aksoy'un kızı Yağmur o sene girdi lise giriş sınavlarında, kısa adıyla LGS sınavında, sayısalda Türkiye 3400.sü oldu. Bak Türkiye 3400.sü oldu. O dönemde de bugünkü gibi 3 tane özel okul var. O zamanki adıyla bir tanesi Doğa Koleji'ydi. Birisi TED Koleji'ydi. Birisi de Bahçeşehir Koleji'ydi. 3 okulda bu başarılı çocuğu burslu olarak okutabilmek için girişim yaptılar. Çok istediler bu öğrencinin kendi eğitim yuvalarında eğitim öğretim görmesini. Kız tercihini TED'den yana yaptı. Şimdi siz bunu alıyorsunuz. Liseden mezun olmuş ve Eskişehir Üniversitesi Eczacılık bölümünde eğitim öğretim hayatına devam eden çocuğun TED Koleji'nde burslu okuduğu konusunu dilinize pelesenk yapıyorsunuz. Bizim Harun Akgül müdürümüz de geçici müdür. Duyduğum kadarıyla evini de taşımış eve diye. Kalıcı olduğunu zannediyor burada. Akgül'ün ağababalarına söyleyin. İsmail Aksoy buraya gelecek. Seve seve gelecek buraya. Buraya adam gelecek. O adam buraya gelecek. O adam buraya gelecek. Yeter artık. Yeter artık bu siyasete pis ilişkilerini milliyetimin göbeğinde dansöz gibi oynattığınız artık yeter. Yeter artık. Adam buraya gelecek kardeşim. O adam buraya gelecek. Hakkında dünya soruşturma açtırmaya kalktığınız ve her soruşturmadan alnının akıyla çıkan o adam buraya gelecek. İstediğiniz kadar haber yazdırın aleyhinde, istediğiniz kadar dedikodu yaptırın, o adam buraya gelecek. Yeter ki Sayın Kaymakam bu duruşunu bozmasın. O adam buraya gelecek. Tek açık soru soruyorum Saffet Bozkurt'a. Tek. Bugün ilçe milli eğitim müdürü yapmak istedikleri Sedat Akdeniz'in bugünkü haliyle ilçe milli eğitim müdürü olmaya hüviyeti, niteliği, niceliği, sıfatı yetiyor mu, var mı? Gerekli sınavlara girdi mi? O sınavlardan başarıyla çıktı mı? Bugün sadece Karadeniz genelinde değil, Türkiye'nin 900'den fazla ilçesinin herhangi bir tanesinde ilçe milliyetin müdürlüğü yapacak vasfı var mı? Bana bunu söyleyeceğim. Bana bunu söyleyeceğim. Yettiniz ya, yettiniz be. Sen hukuk adamısın ya. Sen hukuk adamısın, hukuk. Bir İsmail gider, bu memlekette yerine 1.000 tane İsmail gelir. Ama hak eden gelir, hak eden. Necati Akdeniz'e de söyleyin, oğlunu başka bir ilçede ilçe milliyetin müdürü yapsın. Burası AK Partili çiftliği değil. Yeter artık. Sıktınız artık. Öğretmenleri şerefiyle, onuruyla, müdürleri onuruyla, şerefiyle oynamak değil sizin göreviniz. Başkası pislik yapacak, olan başındaki adam olacak. Siz nasıl insanlarsınız ya? Siz başınızı yastığa koyarken nasıl vicdanen rahat uyuyorsunuz ya? Nasıl uyuyabiliyorsunuz? Nasıl uyuyorsunuz arkadaşım siz? Ama bana Türkiye'nin 900'den fazla ilçesinden bir tane ilçe milliyetin müdürü bulun. İlçesindeki her okulun müdürünün uç kurulu takip etsin. Ayıptır size ya. Ayıp. Burada Harun abinizi Zonguldak İl Milliyetin Müdürü yapacaksınız. Züleyha Aldoğan'a bay bay diyeceksiniz. Harun'un bıraktığı yere ilçe başkanınızın, yaverinin oğlunu ilçe milliyetin müdürü yapacaksınız diye burada size bu şirki kimse oynattırmaz. Yazıklar olsun size. Varsa elinizde geçerli bir kanıt, adamı alın tamam. Ama sizin siyaset oyunlarınıza bu milliyetim camiasını yeteri kadar alet ettik. Yeteri kadar ettik. Canı imanı yettiniz. Canı imanı yettiniz. Hamdi abinizle yettiniz. İlçe başkanınızla yettiniz. Eskisiyle yettiniz. Yenisiyle yettiniz. Yettiniz artık.
Akgül önce Ereğli'de ilçe milleti müdürlüğü yapsın. Sonra onu Zonguldak il milleti müdürü yaparız. Böylelikle de Züleyha Aldağ'ın ayağını daha kolay kaydırırız. Ereğli'de boşalan makamı da Saffet Bey'in yaveri Necati abimizin oğlunu koyarız. Oh! Sonra seçim zamanı gelir. AK Parti seçim öncesi çalışmalarını halka böyle anlatır. Milli eğitimi adam ettik der. Milli eğitim bizim sayemizde pırıl pırıl oldu der. Der. Ama aynı AK Parti ilçe başkanı 8 tane okulun binası tadilattan geçecek. Öğrenciler 7,5-8 gibi evlerinde anca olabiliyor. İkili eğitime geçtiler çünkü misafir oldukları okullarda. Tek bir cümle duydunuz mu? Okulların açıldığı günden bu yana. Tek Allah, Allah peygamber aşkına tek bir cümlesini duydunuz mu? Tek şu kadarcık. Halledeceğiz dediğini duydunuz mu mesela? Halledeceğiz. Evet, bazı aksaklıkların olduğunu biz de biliyoruz. Çözeceğiz dediğini duydunuz mu? Bildiği tek şey var. Ne zaman bir gazeteci arasa bununla ilgili basın toplantısı yapacağım ben. Yaparsın. Yaparsın, yaparsın. Yaparsın. Yap bana bu Harun Akgül'le ilgili aranda ne var anlat. Yap. Harun Akgül'le aranda ne var anlat bana. Ne var anlat. Hamdi Uçal'la aranda ne var bana anlat, ben bir bileyim ya. Bir bileyim artık, yettiniz çünkü canımıza imanımıza. Yettiniz ya kavgalarınızda. Yettiniz artık. Anlat. Hadi yap. Hodri meydan. Gelmeyen de şerefsiz olsun. İki elim kanında olsa geleceğim. Yap yeter ki yap. Ama her türlü soru cevaplandırabileceksen yap. Bu sorulara açıklık getirebileceksen yap. Ben bunları cevaplamayacağım dersen yapma. Bizi zahmete sokma. Yapacaksan da kadın kollarını, gençlik kollarını falan da toplamadan yap. Sen gel, sivil gel. Arkanı gücü olarak, gücü toplayarak gelme benim karşıma. Tek gel. Tamam mı? Tek gel. Neden bu milli eğitim camiasındaki bu kadar pazarlık? Neden, anlat bana? Neden bana anlat? Hocam, İsmail Aksoy buraya gelecek. Net söylüyorum. İsmail Aksoy buraya gelecek. O adam sahipsiz değil. Bu memlekette kimse sahipsiz değil. Bu memlekette hiç kimse sahipsiz değil. Benim davalık olduğum insanda, beni zerre kadar sevmeyen insanda bu memlekette sahipsiz değil. Yeter artık çamur attınız. Yeter insanları karalattırdınız. 3 sene önce yaşadığı soruşturmada pırıl pırıl çıkmış adama FETÖ'cü de, 4 sene önce kaydolduğu okulda mezun olmuş, üniversite olmuş kıza bak gördün mü burslu okumuş de, bunları dedik, bunları yazdık. Size yapacağınız siyasete Allah bin bir türlü belasını versin be. Sizin yaptığınız siyasetin Allah belasını versin ya. Allah belasını versin. Böyle siyaset olmaz olsun ya. Böyle siyaset olmaz olsun.